Marka programından merhaba sevgili izleyiciler. Özel günlerinizin gizli kahramanı olan Ebru'nun Tatlı Dünyası kurucusu Sayın Ebru Keskin bizlerle birlikte şu an. Hoş geldiniz Ebru Hanım programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. İlk olarak pastacılık yapmaya nasıl başladınız ve bu bir hayal miydi? Bu öyküden bize bahseder misiniz? Memnuniyetle. Ebru'nun Tatlı Dünyası'nın başlangıcı çok enteresan ve çok güzel oldu. Yaklaşık 6 sene bitmek üzere pastacılıkta. Mekanım açıladı da 3. seneyi bitirmek üzereyim. Ben kurumsaldan geçmeyim. Uludağ Üniversitesi işletme mezunuyum. Evet. Ve uzmanlığım pazarlama. Senelerce birkaç değişik sektörde pazarlama üzerine çalıştım. Hatta son 10-12 seneyi kağıt sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yönetici olarak geçirmiştim. Sonrasında işkolik ruhum aynı anda farklı bir işi de beraberinde getirdi. Gene bizim grup şirketimizde, gıda bölümünde bir şirkette farklı bir pozisyonda çalışmaya başladım. Danışmanlık yapmaya başladım. Ve o dönemde o işi yaparken oraya fark katmak adına butik pasta, kurabiye ile ilgili çok minik workshop eğitimleri aldım. Evet. Benim amacım o bulunduğum yere değişik bir şeyler katmaktı. Sonrasında orayla yollarımızı ayırdık. Yani gıda bölümüyle yollarımızı ayırdık. Evet. Normal kağıt şirketinde devam ediyordum. Ayırdığım gece mekandan çıkarken dedim ki ben dedim internet sitesi kuracağım dedim. Evet dedim ya internet sitesi kuracağım. Çünkü bu işi sevdim dedim workshoplarda. Çok sevdim. Evet. Ertesi gün oldu. En yakın arkadaşımı aradım. O da hizmet sektöründe. Hı hı. Çok çok güzel bir restorantı var ve evet. bu işi A+ yapıyor. Onu aradım. Dedim ki ben internet sitesi kuracağım dedim. Nereden çıktı dedi. Ne internet sitesi kuracaksın dedi. Ben pastacı olacağım dedim. Nereden çıktı sen dedi pasta yapmayı bilmiyorsun ki bilmiyorum gerçekten. Evet. Ya yok hayır dedim. Ben dedim pastacı olacağım. Bir internet sitesi kuracağım. Hobi işim olacak bu benim dedim. Bunun arkasından çok kısa bir sürede, bir ay gibi bir sürede onun tüm ekibiyle bir araya gelip ajansıyla işte internet kolundaki partnerleriyle bir araya gelip Ebru'nun Tatlı Dünyası'nı oluşturduk, ismini bulduk, tüm logosuna karar verdik ve bir ay sonra 7 Ocak'ta faaliyete soktuk. Ve ben Ebru'nun Tatlı Dünyası internet sitesi faaliyete girdiğinde pasta yapmayı bilmiyordum. Sadece kurabiye yapmayı biliyordum. Sonrasında nokta atışı eğitimler aldım. Evet. Çok değerli şeflerden eğitimler aldım. Çünkü iş hayatınız devam ettiği için sürekli eğitimlere dahil olamıyorsunuz. Evet. Bunun için nokta atışı eğitimler. Çok da kalifiye, çok da güzel insanlarla çalıştım. 4 seneyi böyle geçirdim. Son 3 senede de dedim ki artık ben mekanımı açayım. Ebru'nun Tatlı Dünyası'nı Bakırköy'deki adresimde bir mekanla birlikte, profesyonel evet. bir atölyeyle birlikte devam ettirme kararı aldım. Ve 3 senedir Bakırköy'deyiz. Peki ilk pastanızı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Nasıl yapmıştınız? 13 Aralık annem ve babamın evlilik yıl dönümü. Evet. Ve bizde mutlaka özel günler kutlanır. Dedim ki ben annemle babama şey yapacağım, pasta yapacağım. Bu arada daha internet sistem falan da açılmadı. Hiçbir eğitim almadım. Dedim ki ya yaparım dedim. Hiç olmaz falan dedim. Şeker hamuruyla kaplarım. Kekini yaptım. İşte kremasını yaptım kendimce. Sonra üzerine şeker hamuruyla kapladım. Üzerine de işte harflerini yazdım. İşte fiyonklarını koydum, papyonlarını hı hı. koydum kendime göre. Benim için çok özel, çok kıymetli, çok çok değerli bir pastadır. Evet. Teknik olarak en kötü pastam. İlk deneme. Evet, teknik olarak en kötü pastam. Ama maneviyat olarak en kıymetli pastamdır. Annemle babam için yaptım çünkü pasta çöktü. Gerçekten mi? Şöyle, şimdi normalde mutfağa çok alışkınım. Doğduğumdan beri mutfağın içindeyim. Evet. İlk 5 yaşında mutfağa girdim. Bunlar hep bana ait roller. Ama bu iş çok farklı. Teknik detay, teknik bilgi gerektiren bir şey. Ben de normal bilgimle yapabileceğimi umdum ama yapamadım. Ama lezzetliydi. Sadece görüntüsünde evet. hafif bir çökme vardı. Dolayısıyla en kıymetli pastamdı. Şimdi ben pastalarınıza bakıyorum. Şu an stüdyomuzda da var. Hı hı. Daha önce de zaten sizinle görüşmüştük. Evet. Dükkanınızda da gördüm ben. Detaylı ve gerçekten de çok güzel renkleri de birleştiriyorsunuz. Bu bir aslında yetenek mi? Yoksa aldığınız eğitimlerle mi bu şekilde yapabiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Yani sizin aslında gizli bir yeteneğiniz de varmış teşekkür galiba. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yok, benim hep elle ilgili bir becerim vardır. Evet. Yani bu doğuştan gelen bir yetenektir. Ama aldığınız eğitimlerle birlikte var olan enerjinizi, var olan yeteneğinizi
katlayarak yukarıya çıkartıyorsunuz. Hı hı. Mesela renk detayı dediğiniz zaman o sizin göz zevkinizle alakalı bir şey. Evet. Ama işte hamurla üzerine atıyorum şu gülü yapmak el yeteneğinizle alakalı bir şey. Bu da eğitimle, eğitimin paralelinde ki bir tek eğitim şey yeterli değil. Evet. Çok fazla pratik yapmanız gerekiyor. Ben öyle eğitimler aldım ki Merve Hanım, en son bir heykeltıraşla çalıştım. Oo, tabii, tabii. Bayağı ciddi ciddi. Evet ve hala daha öyle. Mesela Eylül ayında iki tane daha eğitim almayı planlıyorum. Çok farklı işte üç boyutlu dediğimiz veya işte uçan figürler dediğimiz biraz daha katmerli, detaylı işler. Ama hep kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Hep. Evet. Var olan yeteneğinizin üzerine hep bir şeyler inşa etmek durumundasınız. Yani yetenekle eğitimi birleştirdiniz. Aynen öyle. Ve zevkinizi. Harika, harika da işler çıkarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dükkanınız da çok sıcak, çok renkli ve gerçekten hani huzur dolu bir ortam. Evet, her gelen bunu söyler. Evet, dekorasyonu size mi ait? Evet, siz dekorasyonu bana ait ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilk mağazamı açacağım zaman benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kardeşim var. Evet. Arkadaşımın kardeşi. Kendisi mimar. Hatta dükkanımı tuttuktan sonra ilk ayak basan kişidir o. O geldi, teknik detayları birlikte çalıştık, çizimlerimi o yaptı. Çünkü mutfağımız profesyonel mutfak olduğu için milim milim yerleştirildi falan. Hep işte çelik mutfak, o türde aksamlar var ve fonksiyonel olsun diye. Onun dışında kafe ve atölye kısmı zaten benim kafamda olan bir şeydi. Hayal ettiğim şeyi bir nevi yerleştirdim. Son dekorasyonu bana aittir. Evet. Renkler bana aittir yani. Peki ilk satışınız nasıl başladı? İlk satış şöyle oldu. İnternet sitemi kurdum. Evet. Tabii pasta yapmayı bilmiyor olabilirim ama şeker çapta cupcake yapıyorum. Kurabiye koyuyorum, resimlerini koyuyorum. Bir gün gene şirketteyim, bir telefon geldi. Cupcake istiyorlar. Tamam dedim, işte birkaç gün sonrasında çok net hatırlamıyorum. İlk siparişim 20 tane cupcake'ti. Allah'ım o cupcake'leri hazırlayacağım diye bir önceki gün eve gittim. İşim işi bıraktım yani. O kadar heyecanlıyım ki. Değil mi? Ölçüleri bilmiyorum. Ne kadar ölçü yapmam gerekiyor. Kaç tane çıkıyor? 40 küsür tane cupcake yapmıştım o zaman. Pişirmiştim. Yedekli yedekli. Olur da hani istediğim gibi olmazsa yedeği olsun hemen şey yapayım, montajını yapayım diye. Çok büyük heyecanla o zaman ben teslim ediyordum. Taksim'deydi götüreceğim kişi. Çok büyük heyecanla ona götürdüm ve hiç unutmuyorum. Yani internet sistemden ilk sipariş aldığım bir bayandı, avukat bir bayandı ve bir cupcake hazırlamıştım ona. Evet. Şimdi size pasta ya da kurabiye yaptırmak isteyenler en geç ne kadar önce haber vermesi lazım? Şöyle. Onun bir hazırlanma süreci olduğu için kesinlikle, hani bir öncesinde haber vermek lazım. Aynen öyle. Merve Hanım, normalde biz ortalama bir hafta öncesinden sipariş alıyoruz. Eğer yoğunluğumuz varsa ki bizim sezonumuz Eylül ile başlar, yani okullarla birliktedir. Ağırlıklı sezonumuz daha doğrusu. Bir hafta 10 gün öncesinden siparişleri almayı bekliyoruz. Ama Ebru'nun tatlı dünyasında biraz farklı bir durum var. Şöyle, ben her zaman yedekte pasta keki ve dekor bulunduruyorum. Çünkü bu dekorları yapıp kurutmanız 2 gündür. İşte atıyorum kekinizi pişirirsiniz, bir gün bekletirsiniz, ertesi gün kremalayıp sıvarsınız. Ondan sonraki gün kaplayıp montajını yaparsınız. Yani minimum 48 saate ihtiyacınız var. Ama bize bazen acil durumlarda siparişler gelebiliyor. Biz de o zaman şöyle alternatif sunuyoruz. Normal şartlarda bu yapılamaz. Ama bizim elimizde şu boy kekimiz var. Atıyorum 15 kişiden başlar zaten. 15 kişilik pandispanyamız var. Dekor olarak işte şöyle bir dekorumuz var. Arzu ederseniz bu elimizdeki dekorları kullanarak sizin aciliyetinizi giderip keyifli bir organizasyon geçirmenize sebep olabiliriz. Hızır gibi yetişiyorsunuz. Evet, hızır gibi yetişiyorsunuz. Ki bu son dönemlerde çok karşılaştığım bir şey. Zaten hep böyle şey yapıyorum yani. İşte siparişler atıyorum, 8 tane siparişim var, ben bir 10-12 tane hazırlayayım, ani bir şey olabilir, gelebilir. Bir de garanticisiniz de siz. Evet, ben zaten çok garantici bir insanımdır. Ve boş zamanlarımda da dekor yaparım. Evet. Zaten o dekorlar da kısa sürede bir şekilde bitiyor yani, geliyor. Böyle bir farkımız var. Evet, peki size gelmeden önce bir tasarım istiyorlar. Bu tasarımı kendilerinin belirlemesi gerekiyor mu? Yani neleri önceden belirlemeleri lazım? İstedikleri kurabiye ya da pasta olduğu zaman. Hiç önemli değil. Bana belirleyip de gelenler var. Ama belirlemeden, ya Ebru Hanım benim şöyle bir organizasyonum var veya şöyle bir yerde şöyle bir jest yapmak istiyorum ama aklımda hiçbir şey yok diyenler de var. Yani hemen hemen yarı yarıyadır. Evet. Biz orada
insanları dinleyerek ne istediklerini, çünkü bizim işimizde dinlemek çok önemli. Yani orada neyi istiyor, nasıl bir farkındalık, yani nasıl bir fark yaratmak istiyor? Dinledikten sonra yapabileceğimiz şeylerle harmanlayıp ona alternatifler sunabiliyoruz. Veya diyor ki işte Ebru Hanım diyor, ben bunu diyor aynısını istiyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum Merve Hanım, biz el işi çalışıyoruz. Evet. Yenilebilir sanat eseri yapıyoruz. Dolayısıyla ben kendi tasarımım, mesela şuradaki paslar kendi tasarımım. Evet. Bunların aynısını yap dediğiniz zaman bunun aynısını yapamam. Ha yaparım, siz anlayamaz. Yani siz derken bu işi profesyonel düzeyde yapmayan bir insan çok anlayamaz. Evet, ama çok doğru. Atıyorum yani ben şimdi buradan yaldızını buradan vermişim. Öbür taraftan verebilirim. Bunun gibi farklılıklar olabilir. Bana başka pastacı arkadaşımın dekoru gelse de, tasarımı gelse de hiçbir zaman bunun aynısını yaparım diye bir iddiam yok ve uyarırım da. Evet. Birebir beklentiniz varsa lütfen o kişiyle çalışın ve başında durun, aynısını yapsın. Başında durmak da mesele zaten. Evet, ki bu zaten çok mümkün bir şey değil. Evet. Biz atölye ortamında, denetlenen bir ortamda çalışıyoruz. Herkesin girebildiği bir ortam değil. Dolayısıyla o çok bir şey değil ama sonuçta güler yüzlü, gamzeleri gözükür şekilde uğurlamaya çalışıyoruz. Biz de aynı şekilde yaptığımız işten çok memnun ve mutlu olduğumuz için orta yolu buluyoruz. Şimdi saç modası var, kıyafet modası var, pastanın da mutlaka bir modası vardır diye düşünüyorum ben. Şu anda trendde neler var, nasıl talepler geliyor size? Şöyle söyleyeyim. Şimdi yeni çizgi film çocuklar için konuşuyorum. Evet. Çizgi film kahramanları çıktıkça onun furyası başlıyor. Hatta biz pastacılar böyle yeni bir karakter çıkınca Allah'ım kaç tane renk var, kaşığı nasıl, gözü nasıl, saçı uzun mu, kıvırcık mı? Mütemadiyen bu detayları inceliyoruz. Evet. O çizgi film kahramanı ile birlikte bir furya başlıyor zaten ve çok da uzun sürüyor ama. Çok çabuk tüketilmiyor, onu söyleyeyim. Çocuklarda çok çabuk tüketilmiyor. Peki sözünüzü kesiyorum ama böyle bir durumda çocuk pastası, çizgi film karakteri yaptırmak istediğimiz zaman ne kadar önceden haber vermemiz lazım? En az 3-4 gün. En az 3-4 gün. En az 3-4 gün. Eğer benim hazırda dekorum yoksa 3-4 gün. Evet. Çünkü o dekor çok fazla vaktimizi alıyor ve kurumaya ihtiyaç duyuyor. Hele şimdi sıcak. Gerçi klimalı ortamda çalışıyoruz ama o dekorun sabitlenmesi biraz zaman alabiliyor. Çünkü ben hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmıyorum. Bazen yenilebilir, gene sağlığa uygun. Evet. Hamurun daha çabuk kıvam almasını sağlayan maddeler vardır. Ama ben onları kullanmayı çok tercih etmiyorum. Bazı teknik detaylardan dolayı. Onun için doğal şartlarda kurumaya bırakıyorum. Önceden sipariş alıyorum. Daha terminli çalışmaya çalıştığım için çok fazla onun sıkıntısını yaşamıyorum. Peki trendler diyorduk. Trendler. İşte çocuklarda çizgi filmle ilgili trend olabiliyor. Büyüklerde de değişiyor ya. Yani çok eski bir pasta, atıyorum 5 sene öncesinin modeli tak diye önünüze gelebiliyor. Zevklerle doğru orantılı bir şey. Yani ben çok eski, çok şey olduğunu zannetmiyorum. Ama bazı pastalar var ki mesela atıyorum diş buğdayı yapılır. Diş partisi. Onda diş pastaları yaparız biz. O kadar çok üç boyutlu diş şeklinde pasta yapıldı ki ben 7 sene içerisinde sadece bir kere yaptım. Çünkü bana diş şeklinde pasta yaptırmaya gelenlere tabii ki diyorum çok güzel ama daha farklı, daha hareketli, fotoğraflarınızda çok daha volümlü çıkacak bir pasta yapabiliriz. O yatay bir pastadır, basıktır, fotoğraflarda çok gözükmez vesaire. O kadar klişe geçmiş şeylerde müşteriyi yönlendiriyoruz. Eğer kabul ederse dediğimiz şekilde orta yol buluyoruz. Aa, yok ben illa diş pastası diyorsa ki bir tane oldu. Evet. Onda da diş pastası, diş şeklinde pasta yapıyoruz. Bunun gibi örnekler olabiliyor. Düğün pastaları yapıyor musunuz? Düğün pastası nişan. Yapıyoruz. Evet. Tabii ki zaten hele nişan pastaları. Evet. Düğün pastalarında genelde maket çalışılıyor. Ortaya gelen pasta mesela atıyorum şunu daha büyük düşünün. Evet. Üst katı gerçek pasta yapıyoruz. Mutfakta servis edilmek üzere de daha dikdörtgen pastalar yapıyoruz. Evet. Ama yok bu şekilde isterse mesela daveti 100 kişiliktir. Ben böyle bir pasta, komple pasta istiyorum derse bu da yapılabilir. Hiçbir problem yok. O tamamen kişinin tercihiyle kalmış bir şey. İki alternatifi de sunarız ama. Bu şekilde de yapabiliriz, bu şekilde de yapabiliriz diye.
Şimdi sizin Ebru'nun Tatlı Dünyası olarak Facebook'ta ve Instagram'da evet. ciddi takipçiniz de var. Evet. Aktif olarak da kullanıyorsunuz. Çok aktif. Fotoğraflarınızı da koyuyorsunuz, ben görüyorum. Oradan sizin pastanızı veya kurabiyelerinizi görüp de size geri dönenler oluyor mu? Tabii ki oluyor. Yani sosyal medyadan iyi Tabii bir verim ki. Alabiliyor musunuz? Tabii ki oluyor. İnternet sitesi yani ebruntatlıdunyası.com ve uzantıları Instagram, Twitter'ı çok aktif kullanmıyorum Merve Hanım. Ama Facebook çok aktif olarak kullandığım sosyal medya hesapları. Oradan insanlar ulaşıyorlar. Evet. Ulaşıyorlar. Peki sosyal medya hesaplarında biliyorsunuz çok da yapan, pastacılık evet. yapan insanlar da var. yaptığınız bir tasarımın çalındığını veya aynısının yapıldığını, size özel bir şeyin aynısının yapıldığını gördünüz mü hiç? Çok gördüm. Çok gördüm. Çok da var. Ama aynısı olmuyor işte. Biraz önce söylediğim sebepten evet. dolayı. Aynısını çıkartamıyorlar. Evet. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Şey diyorum yani sonuçta evet demek ki beğenilmiş yaptığım iş ve taklit edilmiş. Evet. Başarılı insanlar taklit evet, edilir yani, her zaman. Yani beni çok şey yapmıyor. Mutlu oluyorum aksine. Peki siz kendi tarzınızı nasıl yorumlarsınız? Şöyle kendi tarzım. Bir kere elimden geldiğince güzel çalışmaya çalışıyorum. İyi iş, iyi figür çıkartmaya çalışıyorum. Renklerine özen gösteriyorum. İşte bizde şey vardı, patlatırsınız ara renklerle pastayı öne çıkartmak için. Tek görsel detaylar, teknikler diyeyim. Onları uygulamaya çalışıyorum. Ama bu görselliğin ötesinde Ebru'nun Tatlı Dünyası'nda veya Ebru Keskin'de diğer sevgili arkadaşlarımdan, bu işi, bu mesleği yapan sevgili arkadaşlarımdan ayıran noktalar ne derseniz evet. lezzet. Benim için lezzet çok önemlidir. Bakın butik pastacılıkta şöyle bir şey vardır. Bu bize özellikle Avrupa'dan gelen bir tür pastadır. Pasta şeklidir. Ve Avrupa'nın damak tadı Türk damak tadıyla aynı değil. Onlar daha kalın kekler kullanırlar, keki çok ıslatmazlar. Evet. Atıyorum şu pastayı iki kat kekle çıkartır, arasına sadece krem şanti sürer vesaire veya ganaş krema. Ama bizde şöyle bir pastada en az 4 ya da 5 kat kek vardır ve arası kremalıdır. Dolayısıyla biz evet görsel olarak bu taşıyıcı krema, taşıyıcı kek kullanıyoruz ama içinin de en az görsele kadar güzel olmasına dikkat ediyoruz. Evet, lezzet de evet. önemli gerçekten. Butik pastacılıkta taşıyıcı krema olarak ganaş krema kullanılır ve %90, %95 bu kullanılır. Ebru'nun Tatlı Dünyası'nda ganaş krema kullanılmıyor. Benim 6-7 sene önce kendimi özel geliştirdiğim, deneme yanılma yoluyla bulduğum özel bir reçetem var. Gayet yenilebilir, hafif ve içerisinde Belçika çikolatası kullandığımız ki zaten ürünlerimiz mecburen Avrupa menşeli oluyor. İstediğimiz kıvamı ve tadı alabilmemiz için. Evet. Son derece lezzetli, güzel pasta çıkartıyoruz. Geri bildirimler, yani 7 sene içerisinde hiç olumsuz geri bildirim almadım. Aksine bana söylenilen şu, Ebru Hanım biz daha önce de butik pasta yaptırdık. Evet çok güzel, muhteşem görseller çıkıyor ama yiyemedik. Evet. Sizinkisini sonuna kadar bitirdik Maalesef diye. Maalesef öyle de oluyor. Evet. Evet, Ebru'nun Tatlı Dünyası'nın en spesifik farkı lezzetli ve katkı maddesi olmayan ürünlerle çalışıyor olması. Organik diyorsunuz. Hayır, organik değil ama atıyorum kekim, pandispanya keki, pastanelerin kullandığı mesela hazır mikser vardır. Bu kötü anlamda Daha demiyorum. Sağlıklı. Onlar da sağlığa uygundur, kesinlikle sağlığa uygundur. Onların çünkü bir takım şeyleri vardır, teknik değerleri vardır. Haricinde zaten alamazsınız. Ama ben normal evdeki gibi yumurtayı kırıyorum. Eski usul veya uzun işlem. Yumurtanın akını sarısına ayrı karıştırıyorum. Şekerler yavaş yavaş ilave ediyorum. Kol kuvvetiyle hele bazen 70-100 kişilik pasta yaptığınızdaki bir fırın çalıştırdığınız zaman en az 75-80 kişilik pasta çıkartıyorsunuz. İnanın kol kası falan yaptım. Ama orada evet çocuk evinde kek pişmiş gibi onu tüketebiliyor. Hiçbir problem olmuyor. Çünkü bazı anneler özellikle çocuk pastalarında çocuklarının gıdaları konusunda çok hassaslar. Evet, çok doğru. Biz bu rahatlığı sağlayabiliyoruz insanlara. Peki Türkiye'deki pastacılığı nasıl görüyorsunuz? Gayet renkli. Çok özeniler. Herkesin yapmak istediği ki demek ki bu beğeniliyor, evet. zirvede görülüyor ve insanları özendiriyor. Ama tabii
Yani dışarıdan o kadar renkli, o kadar güzel bir şey gözüküyor ki bana dükkana her gelen Ebru Hanım hayalimi yaptınız, ben şunu şöyle istiyorum, böyle evet. bir şey var. O kadar çok, hiç abartmıyorum. Yani şu ana kadar 3 sene içerisinde 150-200 kişi belki daha fazla bana bunu bizzat söyledi. Geldi dükkanıma, Ebru Hanım benim hayalimi gerçekleştirdiniz, çok güzel bir iş yapıyorsunuz diye. Evet, çok keyifli, çok güzel ve kendime sevdiğim, zevk aldığım işi yapma fırsatı verdiğim için teşekkür ediyorum. Bence her insanın bunu yapması evet. gerekiyor. Ben belki biraz geç keşfettim sevdiğim işi ama hiç önemli değil. Yani keşfettiğim andan itibaren hayatıma soktum. Bu tarafta çok zahmetli, uğraştırıcı, meşakkatli yönü de var. Yani dışarıdan çok renkli gözüküyor evet. ama hani dediniz ya, piyasada bir sürü yapan arkadaşlar var ve hepsinin eline sağlık. Hı hı. Ufacık bir şey yapmak bile o kadar elemeye gerektiriyor ki ben hepsine saygı duyuyorum. Güzel olsun, çirkin olsun, bu hiç önemli değil. Yapma çabasına saygı duyuyorum ve tebrik ediyorum herkese. Ama biraz daha iyi yaptığınız zaman sivriliyorsunuz. Yani şu anda en aktif olanlar ev atölyeleridir. Evet. Bizim gibi profesyonel pastane açan, butik pastane hı hı. veya atölye açan çok az insan vardır. Bu hiç şey değil. Ben de 3,5-4 sene evimde çalıştım. Evimin bir bölümünü atölyeye çevirdim. Evim müsaitti. Ama tabii orada çalıştığınızla şu anki çalışmanız çok farklı. Çok çok farklı yani. Evet. Ama tabii faydasını da gördüm. Belli bir seviyeye getirdikten sonra, hani biraz önce garanticisiniz dediniz evet. ya, onunla çok doğru orantılı aslında. Belli bir seviyeye getirdikten sonra işimi bıraktım ve hemen ertesi ay Ebru'nun Tatlı Dünyası'nı açtım. Evet. Ebru Hanım, çok güzel tarifleriniz var. Renk renk gerçekten. Teşekkür çok ederim. Lezzetli. Teşekkürler. Peki en güzel tariflerinizi birleştirip bir kitap oluşturmayı düşündünüz mü veya düşünür müsünüz? Vallahi şöyle söyleyeyim, aslında ben kağıt sektöründen gelmeyeyim, kitap kağıdı sektöründe çok iyi bildiğim için dönem dönem düşündüğüm bir şeydir. Ama ne şekilde olur? Ben biraz daha farklı, bir tek pasta olarak değil de evet. sağlıklı beslenmeye yönelik şu anda o konuda kendimi biraz daha donanımlı yapmaya çalışıyorum. Bilgileniyorum, araştırmalar yapıyorum, reçeteler geliştiriyorum. Her ne kadar pasta tasarımcısı olsam da bir de benim özelimde yaşayan bir Ebru var. Mutfakta olmaktan çok zevk alan, pasta harici de yemekler, ikramlıklar hazırlamaktan zevk alan ve misafir ağırlamayı çok seven bir Ebru var. O yönümü besliyorum ve yeni reçeteler oluşturuyorum. Belki tüm ürünlerin olduğu bir kitap olabilir. Yani bir kısmında tatlılar, pastalar olur evet. ama diğer tarafında da biraz daha alkali, biraz daha sağlıklı, biraz daha hücre beslenmesine hı hı. yönelik, insan dinamizmini arttıran güzel reçeteler çıkabilir. Çünkü başladım yapmaya. Yani kendi öyle çabımda. Mi? Yavaştan yavaştan. Onun da mesajını evet, aldık. Evet, çok güzel bir tarif defteri aldım kendime. Böyle evet. çok şık bölüm bölüm. Orada çalışmalara başladım diyorsunuz. Deneyip, evet deneyip, aa bu güzel oldu deyip. Yazdığım şeyler var. Belki kitap olur. İnşallah. Bekliyoruz İnşallah, evet. o halde. İnşallah. Peki bu işin sırrı nedir? Sevmek. Sadece sevmek. Evet. Sevmeden sevmek. Ve emek vermeden şöyle, olmuyor değil mi? Şöyle çok minik bir şey anlatayım size. Şimdi yaz dönemindeyiz. Ben Hı-hı. çok sık seyahat ediyorum. Yani dükkanında tek başıma olduğum için çok uzun süre tatil yapmıyorum. Zaten tercih ettiğim şey de değil. Son 10 yıldır uzun süreli tatil yapmıyorum. Evet. 3-4 günlük tatiller yapıyorum. 15 günde bir çıkıyorum. Yani mesela işte bir ay önce çıktım, 15 gün önce çıktım. Şimdi ayağımın tozuyla gene geldim. Karadeniz'den geldim. Bu arada Trabzonluyum. bana hep şey diyorlar. Ya işte 2 gün oraya gidiyorsun, 3 gün oraya gidiyorsun. Tabii uçakta gidiyorsun, yorucu oluyor evet. falan. Hemen gelip nasıl adapte oluyorsun? Benim için, benim öyle bir şeyim yok. Tatilden geldim, adapte oldum, olmadım. Öyle bir şeyim yok benim yani. Akşam 12'de uçaktan iniyorum. Sabah 8.30-9'da veya 9.30'da dükkanımda oluyorum. Gayet bıraktığım yerden başlıyorum. Evet. İnsanlar da şunu söylüyor. Yani nasıl yapıyorsun bunu diye. Şundan dolayı işimi sevdiğim için devamlı bir tatil modundayım dükkanda. Yani tatil modundayım derken fiziksel olarak tatil modundan bahsediyorum. Yani orada keyfimi de yaparım, sosyal çevremi de ağırlarım, kitap okumayı çok çok seviyorum. Ciddi mesai harcıyorum bunun içinde. Kitabımı da orada okurum. Ama ruh olarak
çalışma psikolojisinde değilim. Dolayısıyla bana her zaman tatil gibi oluyor. Yani çok ayrı kavramlar değil. Çalışmak ve tatil yapmak ayrı kavramlar değil benim için. Yani siz iş yerinizde, dükkanınızda onu iş olarak görmüyorsunuz o halde. Ya aslında iş olarak görüyorum. Para kazanıyorsunuz sonuçta. Ama zevkle yapıyorsunuz. Çok şanslıyım ki. Evet. Çok şanslıyım ki. Tatil yapar gibi zevk alıyorum diyebiliriz. Evet. Yani çok yoruluyorum. Bazı dönemler oluyor. Gerçekten akşam yattığım zaman sırtımın ağrısından uyuyamadığım zamanlar oluyor. Bedensel güç harcadığımız için. Tabii ki. Ama ruhsal olarak aman da işte şuraya gideyim, bir şurada da tatil fanlığım yok yani. Hı hı. Ha tamam giderim işte orada biraz gezeriz, işte denize gireriz falan. Ha, gelir pasta yaparız. Bu moddayım. En yoğun olduğunuz dönemler hangi dönemler oluyor? Eylül'le başlarız biz. Eylül'le başlarız evet. Yani genelde okul sezonu, yaz sezonuna kadar. Yazında herkes tatile gidiyor. Organizasyonlarda bazen aksamalar olabiliyor. Nişanlar yapılabiliyor. Yani yaz dönemi evet. Genelde nişan pastalarının ağır olduğu bir dönemdir. Nişanlar yapılabiliyor ama dediğim gibi onlara da yani gene tatil arasına sıkıştırılıyor. Evet. Ama herkes artık sosyal medyada bile fark ediyor. İnsanlar yazın çok fazla sosyal medyaya girmiyorlar. Girseler de çok aktif olmuyorlar. Şöyle evet. Bir bakıp çıkıyorlar. Ama yine çok şükür yani döndüren bir seviyemiz var. Peki yaptığınız pastaları veya malzemeleri, ürünleri, kurabiyeleri nasıl teslim alıyoruz? Tatlı dünyamıza geliyorsunuz. Orada biz size kahve ikram ediyoruz. Evet. Hem de bir dükkanı görüyoruz. Rengarenk, sıcacık. Evet öyle. Şimdi bizim pastalar çok itinalı taşıyor. Hatta bugün Sülüklü'ye evet. Getirirken de sevgili arkadaşlar çok yardımcı oldular sağ olsun. Mağazadan alınıp buraya getirilmeme kadar. Her seferinde böyle itinalı, lütfen çok itinalı taşıyın falan diyorum. Çünkü o kadar narinler ki buraya gelene kadar bile birkaç yerde hasar oldu. Çok evet. İtinalı davranmamıza rağmen. Dolayısıyla pastalarımı çok özenli paketliyorum. Ve insanların bagajlarına, arabalarına başlarında duruyorum. İnsanlar da böyle şaşıyor şimdi. Erkekler genelde arabalarına çok müdahale ettirmezler evet. Ya çok komik anlar yaşıyoruz. Var mı öyle bir anınız anlatabileceğiniz? Ya bir tane bir gün birisine pasta yaptım. Telefonla sipariş aldım. Eşi sipariş etmişti galiba. Sonra bir yardımcısı geldi ama böyle biraz koruma gibi birisi yani böyle. Pasta da silahlı milahlı bir pasta. Üstüne dekorlan silahlar evet. Falan yapmıştı. Dedim ki ya itinal taşıyın dedim. Tamam dedim. Ondan bir de pastacıyız yani o kadar kibarlar ki bize karşı. Evet. Pofidik pofidik dükkanını da görüyorlar. Sonra biraz şey aldığını düşündüm. İtinasız yani kendince itinalı da bence itinasız aldı. Evet. Dedim lütfen dedim onu dikkatli taşıyın. Adam şöyle bir baktı. Nereye yerleştireceksiniz dedim. Dedi ki arka kol. Arka koltuk olmaz dedim. Orada hafif bir meyim var, eğim var dedim. Evet. Bagaja koyun dedim. Öyle mi dedi. Evet dedim. Ben dedim yardımcı olacağım size. Neyse gittik. 2 saat adamcağız açtı, yerleştirdi. Şey diyorum. Şimdi diyorum şunun arkasına şöyle bir şey getirin bana diyorum. Bir de destekliyoruz da. Destekliyorum. İşte ilk yardım şeyleri var. Cırt cırt. Şuraya da şunu şey yapın. Evet. Adam bana bakıyor. Ya biraz daha devam etsek bir şey söyleyecek artık. Yani bırak benim arabamı. Sonra tamam içinize sindi mi Ebru Hanım dedi. Biraz şey bir şekilde. Aa sindi dedim tamam güle güle şimdi hasarsız tamam, götüreceksin. Artık gidebilirsiniz benim görevim buraya kadar. Benim görevim buraya kadar ama gerçekten öyle. Yani orada abartılı bir şey yapma çabasında değilim. Evet. İtina etmek gerekiyor. Tabii verdiğiniz emeği. Evet aynen öyle. Düzgün aynen bir şekilde geçmesini istiyorsunuz. Evet. Peki Ebru Hanım size nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz? Ebru'nuntatlıdunyası.com Orada iletişim bilgilerimiz var. Evet. Instagram'da gene Ebru'nun Tatlı Dünyası kullanıcı adı Ebru Keskin. Facebook'ta gene aynı şekilde. Tüm buralarda iletişim adreslerimiz var. Telefonlarımız var. Cep telefonu numarası var. Evet. Cep telefonundan 7/24 ulaşabilirler. Müsait olduğumuzda mutlaka geri döneriz. Hiçbir şekilde ne mesajı ne başka bir şeyi cevapsız bırakmayız. Veya WhatsApp'tan. Gene aynı numaralardan, WhatsApp, Instagram'dan, DM'den her evet. Şekilde ulaş. Yeter ki ulaşmak istesinler yani. Evet. Biz her yerdeyiz. Biz her yerde varız diyorsunuz. Peki programımızın sonuna geldik artık. İzleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen sevdiğiniz işi keşfetme ve sonrasında hayatınıza geçirme fırsatını kendinize tanıyın. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Evet sevgili izleyiciler, bir Doğru Marka programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar TGRT Euro ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.